Merhabalar. Bugün söz verdiğim gibi Trendyol'la ilgili bir alışveriş videosu çekeceğim size. Trendyol Petite adlı bir koleksiyon çıkardı. Zaten dünyada var olan bir şey bu. Kadın reyonlarının bir kısmında Petite koleksiyonları bulunabiliyor. Daha ufak tefek, daha minyon, daha kısa boylu kadınlar için. Trendyol'a bunun gelmesi beni inanılmaz sevindirdi. Birkaç ay önce keşke işte Trendyol'a gelse gibi bir story atmıştım. Bunun üzerine tam olarak istediğim şeyin gelmesi beni çok sevindirdi. Ancak ve ancak ürün açıklamalarına baktıktan hemen sonra büyük bir hüsrana uğradım. Çünkü modelin ölçülerinde boyunun 1.71 olduğu yazıyordu. Normalde Trendyol 1.80 civarı modeller kullanıyor. Yani Türkiye'nin kadınlarının boy ortalaması 1.60 civarında geziniyor. Trendyol'un yorumlarına baktığımda da büyük bir çoğunun işte boyu uzun, terzilik işi var ama beğendim, iade etmeyeceğim şeklinde yorumlar hep. Yani bu Türk kadınının paçalarla mücadelesi asla bitmiyor. Neyse, ben de tabii ki bu koleksiyondan birkaç parça aldım ve şimdi size onları deneyerek göstereceğim. Biliyorsunuz ki Trendyol'da normalde 32 beden pek bir şey üretilmiyor. En iyi ihtimalle 34 ile başlıyor. Bazı şeyler direkt small'dan, 36'dan başlıyor. Ama petite koleksiyonu 32'den başlıyor. Bu güzel bir şey çünkü Trendyol'dan aldığım bazı bluzlar 36 beden bana kimi zaman oversize'da olsa olmasına rağmen bazı şeylerin kalıpları inanılmaz büyük oluyor. Ben daha çok gömlek aldım üst olarak. Tulum aldım mesela. Bir de petite koleksiyonu olmayan bir ürünün 34 bedenini aldım ki karşılaştırabilelim. Bir de bunun yanında Adax'tan bir alışveriş yaptım. Yani bu tamamen keyfiydi. Ama hazır bunun da siparişini vermişken ikisini karşılaştıralım diyorum. Çünkü fiyat olarak birbirlerine en yakın iki marka diyebiliriz Trendyol, Mila ve Adax için. Şimdi size yavaş yavaş aldıklarımı göstereyim o zaman. Şimdi bir elbise aldım. Öncelikle böyle beyaz dümdüz bir elbise. Boyu şöyle bir elim alıp baktığımda iyi geldi. Ayrıca bu askıları da ayarlanabilir askılar. Ki bu benim için bir zorunluluk Trendyol'dan alışveriş yaparken. Bershka'nın, Pull&Bear'ın falan küçük bedenleri bana gerçekten tadilata gerek duymadan üzerime direkt olan şeyler. Ama Trendyol'da o şeyi bir yakalayamadım. Her şey büyük geliyor yani. Çok güzel bir elbiseye benziyor. O zaman bu elbiseyle başlıyorum. Heyecanlı. Bir şey diyeceğim, hiç fena değil. Çok şaşkınım şu anda. Trendyol'dan aldığım bir elbise dizimin üstünde şu an. Sizi biraz geriye alayım, kafamda gözüksün. Bir şey diyeceğim, üzerime tam oldu. Yani belki bir tık daha kısa olabilirdi. Gayet dizimin üzerinde çok mantıklı ve güzel duran bir boyda. Tam böyle yazın üzerine kot ceket alıp çıkmalık. Bayıldım. Kumaşı çok güzel bu arada. Yumuşacık bir kumaşı var. Öyle sert bir şey değil. İnanamıyorum, Trendyol'dan aldığım bir elbiseyi kesmeden giyeceğim resmen. Bu inanılmaz bir şey. Tabii şurasında bir potluk var. Sanıyorum ki benim memem olmadığı için. Çünkü böyle birazcık öne doğru getirdiğinizde düzeliyor. Ama onu ütüyle halledebilirim gibime geldi. Şu an bayağı karışık zaten. Çok güzel. Elbisemiz geçti şeyden. Bu arada benim boyum 1.50. Kilom 39-40 civarı şu sıralar. Normal kilomun biraz altındayım. Bedeni 32 beden bu elbisenin. Tam oldu. Yani cuk oturdu üzerim. Tamam, devam ediyoruz. Tek parça ürünlerden devam edelim. Böyle bir tulum aldım. Trendyol'dan tulum aldığımda genelde bacakları, yani şort kısmı çok fazla uzun oluyor genelde. Üst bedeni de pek olmuyor uzunluk açısından. Bunu da 32 beden aldım. Evet. Bu birazcık büyük geldi. Daha doğrusu biraz uzun geldi. A kısmı şurada bitiyor. Şu kadar çekebiliyorum. Boyunuz aşağı yukarı benim kadarsa üzerinizde böyle duracak demektir. Ama ben bunu böyle giymem çok yüksek ihtimalle. Çünkü büyük duruyor üzerimde. Şöyle popluk yapıyor yürürken falan. Onun yerine şöyle lastik kısmından bir kat kıvırarak buraya da belki bir kemer ekleyebilirim. Böyle çok daha dengeli, proporsiyonu düzgün duruyor tulum. Biraz üzüldüm. Çünkü çok beğendim tulumu ve bu şeylerin adı, terliklerin adı çok güzel oldu. Turuncu ile mavi çok yakışır birbirine. Boydan yine beni üzdü. Yani 1.71 mankenin üzerinde durduğu gibi
durmadı tabii ki. Ama yine de ben bunu giyerim. Sadece bu tulumun bir cep eksiği var bence. Şurada bir cebi olsaydı çok daha tatlı olabilirdi. Trendyol'dan daha önce ceket, gömlek gibi şeyler aldıysanız onun dokusunda. Ben dokusunu çok beğendim. Tok duruyor yani, güzel duruyor. Fermuarlı olması da çok güzel. Yakasını istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Ben genelde açık seviyorum. Evet, bunu beğendim. Ya bilmiyorum, benim hayatım kıyafetleri çekiştirerek, orasını burasını keserek, kıvırarak kendi bedenime uygun hale getirmeye çalışmakla geçti. O yüzden bunlar benim için normal şeyler. Devam edelim. Elimde bir pantolon var. Boyu uzun olacak gibi görünüyor. Ya ne kadar inceymiş bu ya. Böyle siyah beyaz bir pantolon. Bu da 32 beden. Şimdi bunu deneyelim. Evet, yine beni şaşırtan bir şey. Boyu muhtemelen böyle hesaplanmadı. Tasarlanırken bileğin şöyle şu kadar üstünde dursun denen bir pantolon. Ama geniş paça olduğu için şu anki boyu bence güzel duruyor. Boyunuz biraz daha uzunsa bence size daha güzel durur. Ama bunun herhangi bir ayarlama yapmama gerek yok. Ben bunu bu şekilde giyerim. 32 beden olmasına rağmen şöyle göstereyim. Epey bir bolluğu var. Şöyle şu kadar bol. Ama götümden de düşmüyor. Kemer yeri yok. Bunun tam 32 beden olduğunu düşünmüyorum. Olsa olsa 34, normal bir 34 gibi bir pantolon bu. Bence üzerinde çok güzel durdu. Ha, bir de dikkatimi çeken şey şu. Trendyol'un pantolonları genelde düğmeli olur. Bu böyle çıt çıtlı yapmışlar. Enteresan geldi bana, bilmiyorum, değişik. Şimdi Trendyol'dan bir kot alıp da üzerime cuk oturduğunu hiç görmedim. Böyle bol bir pantolon aldım ve elime alınca direkt boyunun ne kadar uzun olduğunu görebiliyorum. Şöyle paçama getirdiğimde göğsüme kadar geliyor. Böyle pantolon boyu yok. Peki koleksiyonda böyle bir pantolon boyu yapamazsın yani. Ama ben daha çok belini ve poposunun duruşunu merak ediyorum. Trendyol'dan aldığım tüm kot pantolonları ben kemerle kullanıyorum. Yoksa düşüyorlar götümden. Bakalım bu nasıl olacak? Yani bunun 32 beden alma imkanı yok. Bu 34 beden bile değil. Yanlış mı söyledim acaba? 34 bedenmiş bu. Petit koleksiyondaydı ama. Demek ki 32 bedeni yoktu. 34 söylemişim. Mümkün değil bunun 34 olması. Bunu iade etmek zorundayım yani. Ben bunu kemerle kullansam şöyle bir şey olacak. Aa, çok üzüldüm ya. Ne kadar bol olduğunu keşke size gösterebilsem. Bu kadar bol. Bir karış var neredeyse arada. Bunu direkt çıkarıyorum. Hiç olur yok. Düşük bel giyecekseniz. Ama o zaman da al burada yani. Rengini çok beğenmiştim kutum. Bu pantolona bakabilirsiniz. Çünkü bence rengi çok güzel. Paçasının bol olması çok güzel. Ama bana olmadı. Böyle bir şort aldım. Bunun da 32 olması lazım ama bir kontrol edeyim. Aynen. Bu 32 beden. Boyu bence çok güzel. Bedeni okey. Sıkmıyor. Tam oturmuyor. Yine birazcık bolluk var ama düşmüyor da. Bayılmadım kumaşına ama üzerimde çok güzel durdu. Yani giyince daha güzel durdu. Elde tuttuğumda daha kötü duruyordu. Üzerime giyince beğendim. Bunun üzerine şimdi aldığım gömlekleri deneyeceğim. Büyük ihtimalle bayağı tatlı duracak. Bu şorta bence bir şans verebilirsiniz. Fiyatı da bayağı uygun diye hatırlıyorum. Şimdi gömlekleri deneyelim. Yani bu gömlek sizce 32 beden gibi duruyor mu? Bence durmuyor. Yani şöyle, bu 32 beden, bu 34 beden. Üst üste koyayım bakayım ne olacak. 32 beden olan daha büyük. Anlamsız geliyor bazı şeyler. Yani kötü değil ama ya 32 değil. Şimdi ondan eminim. Belki de kalıbının böyle olmasını planlamışlardır. Çünkü formu bozulmuyor. Tok duruyor bayağı bir. Eskiden çok böyle gömlekler giyerdim üniversitedeyken falan ama uzun zamandır böyle tatlış tatlış giymiyorum. Yakıştırdım kendime birazcık. Ha? Ne diyorsunuz? Yine bunu dolduracak memem olsaydı büyük ihtimalle daha güzel dururdu şöyle. Bilmiyorum, bayılmadım ama nefret de etmedim. Şimdi Petit'ten devam ediyorum. Bir başka beyaz gömlek. Bu da 32 beden. Bunun üzerime çok güzel olacağını düşünüyorum. Tam benim giyeceğim tarzda bir gömlek. Bakalım. Bundan çok ümitliydim ya. Niye olmadı? Niye olmadığını söyleyeyim mi? Bunun böyle burayı sıkıp
üstte birazcık potluk bırakarak dökülmesi gerekiyor. Ama sanıyorum ki 32 değil de bunu 34 ya da 36 almam gerekiyordu durmasını, istediğim gibi durması için. Şu an birazcık okul gömleğimi kesmişim de kollarını falan kıvırmışım da duruyormuşum gibi duruyor. Ama bir kotla, yani altı daha spor bir şeyle aslında tatlıda durabilecek bir gömlek. Bilemiyorum. Ne düşünüyorsunuz? Şöyle bir kot tutayım önüne. Kendimi gömlekle görmeyeli bayağı oluyor, onun da etkisi var bence. Bu tam bir 32 beden. Gerçekten. Şurası sıkıyor zaten lastikli. Bayağı etti beni. Petit koleksiyonumun son ürünü olarak. Son ürünleri diyeyim. Aynı gömleğin bir 36 bedenini bir de 34 bedenini aldım. Biraz daha dökümlü durmasını istedim. Ben genelde gömlekleri bol ve salaş seviyorum. Bu mesela cücük gibi oldu birazcık. Sanırım o yüzden sevmedim, hoşuma gitmedi. Bunu benden daha küçük bir insan bulabilirse. Mesela 10 yaşındaki kuzenim. Ona verebilirim. Şimdi bunları deneyeceğim. Ha bu arada içinize bir bralet giyip böyle sonuna kadar açıp aşağıya indirdiğinizde bence bayağı güzel duruyor. Şu an daha şık duruyor. Mesela içine siyah bir bralet ya da daha parlak renkli bir bralet giydiğinizi hayal edin. Evet, şu an ben bunu böyle giyerim. Öbür türlü olmaz. İkisinin arasındaki duruş farkı. Bunda kolları biraz uzun. Yok yani, yok. Olmayacak. Evet, işte tam olarak bu. Durmasına istediğim form bu. Budur. Buradan bant geliyor. Gayet güzel bedenimi sarıyor. Üzerine de bunu böyle salaş bir şekilde bırakıyorum. Biraz daha belki bandı indirebilirsiniz, kaldırabilirsiniz. Sizin tercihiniz. Ama böyle hafif dökümlü durması gereken bir model bu bence. Bu aslında sarı ve beyaz bir gömlek. Ama yeşil görünüyor uzaktan. Bakıyorum. Renk beyaz, yanındaki renk. Beyazı getirelim yanına. Biraz da soğuk bir beyaz. Yanındaki sarıyla şeye girince, hani mavimsi bir beyaz ya, yeşil görünüyor. Çok garip bir gömlek. Anlamadım yani. Ama sevdim. Sanırım duruş olarak en çok beğendiğim bu oldu. Hayatım boyunca oversize giymek zorunda bırakıldığım için artık estetik algım tamamen oversize üzerine kurulu ve bir şey üzerime tam olduğu zaman çirkin gibi geliyor. Bayağı lastiği bol şu anda belime ve düşüyor. Ama kısa olduğu için böyle tam göbek hizasında duruyor. Ve üzerine de tam olması gerektiği gibi bir döküm geliyor. Ben buna bayıldım yani, bu gömleğe, duruşuna bayıldım. Müthiş. Bunu giyerim. Şimdi son olarak birkaç tane ayakkabı terlik aldım Trendyol'dan. Ben Trendyol'un ayakkabılarını genel olarak beğeniyorum. Fiyat performans olarak yerinde buluyorum yani. Yalnızca numara konusunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Bir ayakkabının 36'sı bana olurken başka bir ayakkabınınki olmayabiliyor. Böyle bir sandalet aldım. Sandalet konusunda birazcık şeyim, zor beğeniyorum. Sandaletlerin çoğu bana çok çirkin geliyor. Bunu görünce direkt aşık oldum. Ayağımda da göstereceğim şimdi. İnce bantlı olması bayağı zarif geldi ve çok hoşuma gitti. Bakalım ayağıma olacak mı? Büyük geldi ayağıma. Normalde 36 giyiyorum. Olmadı. Başaramadık dostlar. Ayağımı iyice öne itersem arkada bir miktar boşluk oluşuyor. Ama o boşluğu kimsenin fark edeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla ben bunu böyle giyerim. Önden çok güzel duruyor ya. İnanılmaz güzel duruyor önden. Sadece şu fermuar kısmı ciddi anlamda can yakıyor. Uzun yürüyüşlerde belli ki can sıkacak bir şey olacak o. Bir şekilde ondan kurtulmak gerekecek. Diğer ikisi terlik. Şöyle bir Birkenstock çakması. Terlik aldım. Çünkü yani gerçekten 700 lira veremem alt tarafı bir çift terliğe. Ayağım oynuyor içinde. Biraz sıkalım bakalım. Ah, şimdi oldu işte. Çok iyi. Boy olarak tam oldu. Hatta ayağı 36 olan benim, çünkü birazcık böyle 35.7 gibi bir 36 ayağım var. Bir numara büyük bile alabilir bence. Ayak içine çok güzel oturuyor. Burada bantları ayarlanabiliyor. Bu tarafı ayarlamadım. Ayağım terliğin içinde bayağı oynuyor falan. Çıkıyor hatta. Ama bu gayet sağlam oldu. Tabii ki orijinali gibi değil. Ama
Orijinalinde bu kadar para vermeye değecek bir şey görmüyorum. O yüzden bununla hayatıma devam edeceğim. Bir sonraki terlik bir tık daha iddialı. Sarı renge bayılıyorum. Ve bunu görünce dayanamadım, aldım. Yani dümdüz terlik aslında. Evde bile giyilir ha. Bir tık ev terliği modunda. Tabii neyle giydiğinize göre de değişir. Bunu çok tavsiye etmiyorum açıkçası. Günlük giyilebilecek bir şıklıkta değil bence. Biraz eksik duruyor ayakkabının formu. Ama belki şu an bacağım çıplak olduğu için de böyle hissediyor olabilirim. Uzun bir şey giydiğimde, bir pantolon giydiğimde belki daha güzel duracak. Mesela siyah ve sarıyı yakıştırırım. Aslında güzel durdu. Olabilir yani. Şortla, kısa elbiseyle falan giymez. Bir sürü şey denedik. Aynı koleksiyondan olmasına rağmen ve hatta aynı kategoride ürün olmasına rağmen gömlek gibi. Aa, ben bunu denemedim. Denedim sayar mısınız? Bu petit değil ya. Çok yoruldum. Tam deniyorum, üstünde bununla konuşacağım. Çok gömlek almışım ya, bok var. Bu petit değil. Bu bayağı bildiğiniz Trendyol Mila. 34 beden bir gömlek. Aslında aynadan baktığımda kendime yakıştırırken şu an kameradan sanırım üstten böyle çektiği için. Biraz daha şöyle durursam. Dediğim gibi aynı kategoride ürün olmasına rağmen bedenler asla standart değil Trendyol'da. Petit olmayan direkt Trendyol Mila'nın normal böyle Trendyol Mila ürünlerinde de aynı sorun var. Gelecek olan şeyin üzerinize olup olmayacağını kestiremiyorsunuz. Kalıpları çok değişiyor ve eğer bir ürün yeniyse, daha önce kimse onu almadıysa ve kullanıcı yorumları yoksa bedeni hakkında gerçekten kumar oynuyorsunuz. Allah'tan Trendyol Mila'nın iade süreci çok gerçekten sorunsuz işliyor. Üzerinize olmadı mı direkt kargoya verip hiçbir ücret ödemeden iade edebiliyorsunuz. Bu güzel bir şey ama yine de insan yani bir şey beğenip aldığında az çok üzerine nasıl olacağını kestirebilmeli. Bu noktada dediğim gibi kullanıcı yorumları devreye giriyor. Benim Trendyol'da görmeyi en sevdiğim yorum bir beden büyük alın. Yani bu demek oluyor ki normalden daha küçük. Ve bunun olma şansı az da olsa var. Genel olarak kalite konusuna gelirsek bazı ürünleri çok güzel, bazı ürünleri çok kötü. Mesela bu gömleğin kumaşı hışır hışır, sert, böyle hiç üzerinizdeyken rahat hissettirmeyen bir kumaş. Ama bu daha yumuşak, böyle daha hafif, daha güzel bir kumaş. Tişörtlerin bazılarının kumaşı çok güzel oluyor, yumuşacık oluyor, bazıları kazık gibi oluyor. Mesela bu iki kumaş birbirinden çok farklı iki kumaş. Mesela bu neymiş? Bu %100 pamuk. Bu da %100 pamuk. İkisi de %100 pamuk ama dokunduğunuzda iki farklı şeye dokunuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Bana Trendyol'dan Hawaii kod geldiği için ben biraz daha cesur alışveriş yapabiliyorum açıkçası. Çok uzun bir deneme yanılma süreciyle çözdüm Trendyol'dan neyi almam ve neyi almamam gerektiğiyle ilgili. Ki hala yanılıyorum gördüğünüz gibi. Ama bu koleksiyonu denemek için aldım. O yüzden çok sayılmaz. Trendyol'dan ne alırken dikkat etmeliyim derseniz bir desenli elbise, özellikle böyle karışık ve küçük desenli elbiseler oluyor ya, onların renkleri genelde hiç göründüğü gibi gelmiyor. Hiç hem de. Ama böyle nasıl elbiselerden bahsediyorum biliyor musunuz? Hafif böyle şifon gibi hışır hışır kumaşı olan elbiseler olur ya, öyle elbiselerden bahsediyorum. Renk konusuna çok dikkat etmek gerekiyor çünkü stüdyoda çekilen şeyler olduğu için ve bence üzerinde oynama da yapıyor olmalılar. Çünkü taş rengi yazıyor, taş rengi bekliyorsun. Sütlü kahve geliyor. Yani o iki renk arasında en az 3 ton var. Öyle oynamalar olabiliyor. Eğer kısa boyluysanız Trendyol'dan pantolon aldığınızda, elbise aldığınızda mutlaka kestirmeniz ya da kesmeniz gerekecektir. Bunu asla aklınıza çıkarmayın. Yani 1.55'e kadar böyle diyebilirim. 1.60 olup kestirmeye gerek kalınmayan paçalarda elbette ki vardır. Ben mesela şey yapıyorum. Eğer kalıbını beğendiysem bir pantolonun ve o pantolon kısaysa direkt hesaplıyorum. Benim tam işte 20 santim daha eklersek bileğimde bitecek. Bu uzun olursa güzel olur mu? Olur, alıyorum gibi aldığım pantolonlar var. Normalde biraz daha kısa olarak tasarlanmış. Şort almanızı çok tavsiye etmiyorum.
trendi olmayı zaten. Boyunuz kısaysa yine. Çünkü olmuyor. Şort çok böyle hassas bir terazi bence. Olması gereken azami uzunluğu bir tık geçince gerçekten çok kötü duruyor. Ya birkaç kez kıvırmanız gerekiyor ve orada böyle bir kütle oluşuyor. O da olmuyor. Ya da yaptıracaksın. Bu da ekstra masraf ve zahmet demek. Aynı elbisede olduğu gibi keza tulumda da bence tulumlardan olabildiğince kaçının. Eğer bir beden büyük alın yazmıyorsa yorumlarda. Neresinden tutsan elinde kalıyor yani. A kısmı, üst kısmı, paçaları hiç olmuyor. Eşofmanlar bana genelde oluyor. Beli, 34 beden. 36 beden bir şey beğendiğimde mesela, çok beğendiysen ve almak istiyorsan, beli bağlamalı mı diye bakıyorum. Öyle olduğu zaman her şekilde kurtarıyor zaten. Bir de paçası lastikli mi diye bakıyorum. Paçası lastikli olmayan eşofman almıyorum Trendyol'dan çünkü uzun geleceğini biliyorum. Bazen paçaları bol geliyor lastikli olmasına rağmen. Oraya bir lastik toka geçiriyorum şeffaf, tam bileğimin olduğu yere. Ve istediğim gibi konumlandırıyorum paçayı. Ceket ve mont kalıpları çok büyük bence Trendyol Milan'ın. Özellikle en küçük bedeni SM olan kot ceketler falan var. Yani diyorum belki bir ihtimal oversize olur diye geçen gün bir aldım. Yani large. İçine 3 tane ben sığarım. Ceyhun'a verdim o giysin diye. Bayağı da yakıştı ona. Ama enteresan bir şekilde gömleklerin kalıpları tam oluyor. Yani 34 gerçekten böyle tam kesilmiş üzerimize göre. Bir gömlek gibi oluyor. O yüzden ben gömlekleri genelde 36 beden alıyorum. Çünkü üzerime yapışan gömlekten hoşlanmıyorum. Zaten gömlekleri genelde ceket olarak kullanıyorum. İşte içine bir crop top, üzerine gömlek şeklinde. O yüzden 36 tercih ediyorum. Ya ben alışveriş yapmaktan nefret ediyordum küçükken. Çünkü üzerime gerçekten hiçbir şey olmuyordu. Tam böyle özellikle lise çağında ben artık kendi tarzımı oluşturacağım arayışına girdiğinizde, gittiğiniz mağazalarda üzerinize her şey emanetmiş gibi durunca çok moraliniz bozuluyor. Kaç kabinde ağladığımı bilirim. Yeter artık ben de normal olmak istiyorum diye. Aldığım çoğu şey önce terziye giderdi benim elime ulaşmadan önce. Hep böyle şeylerle geçti ömrüm. Ama bir noktadan sonra kabulleniyorsun ve var olan şeyleri kendine nasıl uyarlayabileceğine bakıyorsun. Bir şekilde yapmaya çalışıyorum ben de. Neyse, şaşırtıcı derecede bence fiyatına göre çok iyi olan ürünleri kazakları Trendyol'un. Kot pantolonları güzel bence kalite olarak. Bazı kumaş pantolonları çok güzel. Gerçekten bir tane var. Şu an ütüsüz ama. Ben bunu 2 sene mi, 2,5 sene mi önce aldım Trendyol'dan. Ve yumuşacık. Üzerinde çok güzel duruyor. Hala satıştaysa bunlarla birlikte bunu linkini de koyarım. Bir de böyle riskli parçalar var mesela. Ben bunu alırken ya üzerimde güzel durmayacaktı ya kumaşı sert olacaktı. Birazcık böyle kaşındıracaktı falan. Ya desenini, rengi beklediğim gibi gelmeyecekti. Ya bu üçünden birisinin olma olasılığı çok yüksek oluyor. Genelde onu demeye çalışıyorum. Üçte bir yaptım. Kumaşı sadece rahatsız edici ama üzerimde çok güzel duruyor. Ceketlerinin kalıplarıyla büyük problemlerim olsa da fiyatına göre baya baya başarılı. Şu mesela hırka kot ceket karışımı şey. Bunun bedeni small. Üzerimde baya böyle dökümlü ve büyük duruyor ama baya güzel ve kaliteli bu şeyi arkası. Örgü olan kısım falan yumuşacık. Şişme montlarını beğenmiyorum. Bu peluş montları genelde yumuşak olmuyor. Ya neredeyse birebir aynı montu Pull&Bear'dan aldım. Ve bu gerçekten yumuşacıkken bu böyle biraz sert sert. Şimdi Adax'tan aldığım şeylere geçelim. Öncelikle söylemem gereken şey şu ki Adax'ı Trendyol'dan daha kaliteli buluyorum. Kumaşları bakımından. Özellikle sweatshirtleri yumuşacık oluyor. Bayılıyorum Adax'ın sweatshirtlerine. Tek problem biraz kalıpları büyük sweatshirtlerin. Bunu small almışım. O kadar çok giy çıkar yaptım ki tipim iyice dağıldı. Çok rahat elbise olarak da giyilebilecek uzunlukta. Ben böyle sweatshirtleri yaz akşamları işte şortun üzerine üşüdüğümde geçirmeyi çok seviyorum. Tabii genelde şu şekilde birazcık içe sokmaca yapıyorum. Ama bolluğu falan çok güzel ve dediğim gibi çok yumuşak. Fiyatları zaten biliyorsunuz. Trendyol'la hemen hemen aynı. Sadece kargosu birazcık geç geliyor Adax ürünlerinin. Hemen soyumaya başladım. Mesela bunu Trendyol'dan almıştım. O kadar dandik duruyor ki. Yani evde falan giyersiniz bunu. Kalıbı falan da bir garip. Bu bayağı Bershka Pull&Bear kalitesinde bir sweatshirt bence. Şimdi böyle atletler aldım. Bu renk biliyorsunuz ki bu sene çok moda. Bir şey bir şekilde popüler olunca her yerde görüyorsunuz. Bu yeşili de bu yaz çok göreceğiz gibime geliyor.
geçen senenin yılısı gibi. Gayet iyi. Belki askıları biraz daha şöyle olabilirdi. O yine benim bir takım 70 ağalıklarımdan kaynaklanıyor. Böyle şeyleri çok seviyorum çünkü birçok şekilde giyilebiliyor. Uzun bir pantolonun üstüne de çok güzel duruyor tek başına. Bir şeylerin içine de çok güzel duruyor. Siyah almışım, yeşil almışım. Bunu almışım. Bunların fiyatı bayağı uygundu diye hatırlıyorum. Şöyle bir pantolon aldım. Alaksan bayağıdır pantolon almıyorum. Var olan en küçük bedenini aldım. 25'ti sanırım. Hiç fena değil. Paçaları birazcık uzun geldi. Paçasının böyle dar geldiğini fark etmemiştim pantolonun. Büyük ihtimalle keserim. Bir tarafı krem, bir tarafı bej rengi bir pantolon. Bence tatlı ya. Sevdim. Tabii ki bol. Yani şöyle göstereyim ama kemerle kurtarılabilecek bir bolluk. Beğendin mi bunu? Güzelmiş. Ve bu sene yine her yerde gördüğümüz ve göreceğimiz inek deseni. Bu pantolon çok uzun. Benim bir tane şöyle 20 santim şeyim var ya. Platform terlik almıştım ya geçen sene. Altına onunla çok güzel olacak bir hissediyorum. Deneyelim. Beli tam oldu. Tam. Cuk. Tam kapatmıyorum çünkü yeni alınmış pantolon düğmesi. Kapatmak ve açmak eziyet. Ama çok uzun o. Ama güzel değil mi? Çok güzel. Beli tam oldu. Şöyle bir şey okudum yorumlarda. Adax'ın bol paça pantolonları dar ya da işte boru kesim pantolonlara göre daha küçük beden oluyormuş. Gerçekten de öyle yani. Şundan gerçekten bir beden daha küçük bu. Aynı beden olmasına rağmen. Son olarak bir short etek aldım Adax'tan. Bunun bedeni X-small. Yani anlamıyorum. Bazı şeylerin X-small oluyor, bazı şeylerin olmuyor. Ha bir de şunu göstereyim denemeden önce. Böyle bir kemer aldım. Avril Lavigne Vibes. Bir şey diyeceğim. Bununla bayıldım. Çok güzel. Short olması çok iyi. Kısalığı harika. Yani şöyle harika. Normalde böyleydi. Ben bunu birazcık kıvırdım. İçe doğru olursa daha iyi olur hatta. Çünkü yanda fermuar var. Çok güzel oldu. Aşırı güzel oldu. Bayıldım. Bugünkü favori parçalarımdan birisi bu kesinlikle. Harika. Çok güzel. Evet. Alışverişlerimiz bu şekilde. Şimdi toparlayacak olursak Adax ve Trendyol kapışmasında fiyat performans olarak kalite olarak Adax'ın kesinlikle daha önde olduğunu düşünüyorum. Sırf şu short eteğin tril trilliği bile öne geçmesine yeter. Aynı zamanda sweatshirtlerin olan aşkımı da öğrendiniz. Ama ürün çeşitliliği ve modayı takip etme konusundaysa Trendyol bir tık önde gibi. Çünkü çok fazla ürün var Trendyol Milan'ın. Ama ben Adax'ın sitesine girdiğimde senede bir yeni ürün çıkarttıklarını görüyorum. Trendyol'da ise her hafta neredeyse yeni ürün geliyor. Fiyatları dediğim gibi aşağı yukarı aynı. Pantolon 100 lira, orada da 100 lira. Trendyol'da bazen bir tık daha uygun oluyor. Adax eskiden çok çok uygun bir markaydı. Ben eski evimde otururken 2 sene önce falan 50 liraya kot pantolon alıyordum Adax'tan. Şimdi 2'ye katlandı fiyatları tabii ama yine de piyasanın durumun göz önünde bulundurulduğunda uygun fiyatlı bir marka olarak karşınıza çıkıyor Adax. Petit koleksiyonundan bahsetmek gerekirse 4-5 santim daha kısa tasarlamışlar ürünleri. Normalde tulumlar bana gerçekten korkunç, hiçbir şekilde olur olmayan bir halde üzerime olurken bu yine bir şekilde ayarlayabildim kendime. Elbisenin boyu güzel oldu. Bir tık daha kısa tabii ki olabilirdi. Ama bu boyu da kesinlikle absürt durmuyor. Güzel duruyor hatta. Pantolonu neden petit koleksiyonuna koymuşlar? Kot pantolonu anlamadım. Asla anlamadım. Gördünüz siz de zaten. Şortu çok beğendim. Petit koleksiyonundaki duruşu, tokluğu, boyu bence çok yerli yerindeydi. 32 beden gömlek benlik bir şey değil. Ya da belki o aldığım gömleklerin kalıbı kötüydü bilmiyorum. Petit koleksiyonuna girip 36 beden olan bir gömleği beğendim yine. Tişört zaten yok bu koleksiyonda. Bence zaten olmasına da gerek yok. İyi yapmışlar. Genel olarak kumaş pantolonları aldığım kadarıyla iyi. Kalıp olarak yani. Ve Adax'tan aldığım her şeyden memnun kaldım. Sadece şunun paçalarını biraz keseceğim. Bunun paçalarını bayağı keseceğim. Ben kotlara makasla direkt paldır küldür giriyorum. Kesiyorum yani. Biraz silkeliyorum böyle. Hafif iplikler çıkıyor. Sanki modeli oymuş gibi oluyor. Bu kadar. Aldığım şeylerin linkini aşağıya bırakırım. Eğer bir şey beğendiyseniz oradan bakabilirsiniz.
beğendiğinizi merak ediyorum. Veya faydalı herhangi bir şey söyledim mi? Aslında sadece kendim üzerinden örnek verebiliyorum. Ama kısa boylu olup internet alışverişlerinde hüsrana uğrayan çok fazla takipçim olduğunu da biliyorum. Moralinizi bozmayın. Ya orasını burasını kıvırarak bir şekilde kendinize uyduruyorsunuz. Ya kesip biçiyorsunuz. Ya da iade ediyorsunuz. Yani dünyanın sonu değil. Keşke plumberlerin başkalarının fiyatı bu kadar astronomik bir şekilde yükselmemiş olsaydı, çok saçma kadar yüksek olması. Onlardan daha çok alabilseydik daha mutlu olurduk biz petitler. Yorumlarınızı merak ediyorum. Videonun altına bırakırsanız çok mutlu olurum. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz. Bu odayı böyle bırakıp gideceğim. Hiç uyumadım bugün, biliyor musunuz? Yine biraz uyuyayım.